Programımızın bu bölümünde yine Aleyhisselatü Vesselam'dan bize intikal eden bir haber üzerinde duracağız. Ana başlığımız ahlaki ilkeler idi. Onun birinci maddesi doğru konuşmaktı. Bugün doğrulukla ilgili Aleyhisselam'dan bize nakledilen bir hadisi paylaşacağım. Bir adam çıka gelmiş. Senaryolar Cenab-ı Hak tarafından oluşturulduğu için evrenseldir. Lokal bir gruba, bir insana özel bir durum değildir. Yaşayacağımız Cenab-ı Hakk'a kulluk programının kıyamete kadar devam edecek şeklini Allah o günlerde oluşturdu. Kahramanı sallallahu aleyhi ve sellem'dir, ana aktör. Ve onun beraberindeki sahabiler bazen benim, bazen senin ona sorarak öğrendiği her dönem yaşanabilir Allah'a itaat ve kulluğun modelini oluşturacaklardır. Bu nedenle bireysel bir hadise olarak görmeyelim. Bir adam peygambere çıka geldi. Geldi de ne oldu? O adam benim, o adam sensin. Ben soruyor, cevap buluyor gibi dinlemek durumundayız. İşte onlardan birisi gelmiş ve demiş ki ya Resulallah, cennete gitmek için en temel amel hangisidir? Tutunayım. Kimin sorusu değil bu? Her birimizin en önemli gördüğü sorudur. Cennete girmek için bir amel söyle tutunayım. Her şeyi yapamayız. Ama cennet arzumuz var. İdeal olan her bir ilahi buyruğu yerine getiremeyiz. Ama cennet arzumuz var. Herkese göre meşrebince konuşan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu din hanif dinidir. Uygulanabilir, yaşanabilir, bütün çağlarda tatbik edilebilir özellikler taşır. Bu nedenle kolayından her insan kendisini cennete taşıyacağı, tabiatının kolayca yapabileceği bir takım özellikler, ilkeler bulabilir bu dinde. Her bir insan. Onlardan bir tanesi gibi düşünelim haberi. Cennet yolunu soruyorsunuz. Sizi oraya taşıyacak olan haslet soruyorsunuz. Aleyhisselam'ın verdiği cevap. As-sidku, doğruluk der. Doğruluk. Cenab-ı Allah doğrudur. Onun en temel ahlakıdır. Peygamberler sıdk, emanet diye nitelendirilen sıfatlardan, sayılı sıfatlardan sıdka sahiptirler. Doğrudurlar. Onların yolunca yaşamaya memur bizlerin de bizi cennete taşıyacak aracı sadakattir. Sıdktır, doğruluktur. Aleyhisselam doğruluktur der. وَاِذَا صَدَقَ الْعَقْدُ بَرَّهُ Kul doğru konuştuğu zaman yolu iyiye varır. Kul yolu iyiye vardığı zaman imana vardırır. İyilik imana vardırır. Kul menzilini iman kıldığı zaman oradan gidilecek yer cennettir der. Sadakat, iyilik, iman ve cennet. Cennete bizi taşıyan üç adımdır. İlki sadakattir. Doğru olmayan yol bulamaz. Doğru olmayana iyi denemez. İyi olmayana mümin denemez. Mümin olmayana cennetlik denemez. Tam tersinden sormuş. Peki cehenneme vardıran yol nedir? De ki kaçınayım. Aleyhisselam yalandır der, doğruluğun zıddı. Şöyle, durdum şöyle. Yalandır der, doğruluğun zıddı. Yalan kişiyi kötülüğe götürür. Yalanın vardıracağı yol kötülüktür. Kötülük kişiyi küfre, yani en büyük hakikati görmemeye götürür. Küfür ise cehennemin kapısını açar. Dolayısıyla sırf sadakat bir mümin için olmazsa olmaz temel bir ahlaki ilkedir.
10 hasletten birincisiydi hatırlarsanız. Sıdk ve sadakat, doğruluk. İslam alimlerinin ve Müslümanların kendisinden sonra yaşayacak âl-ü iyalına, ailesine bırakabileceği en büyük miras yine sıdktır, doğruluktur ve hayırdır. Bakın Abdurrahman bin Avf'ın yaşadığı bir hadise. Allah kendisinden ve onun yol arkadaşları beraber yaşadıkları sahabelerden razı olsun. Tebük seferi sırasıdır. Savaşa zorluk savaşı, orduya zorluk ordusu dermiştir. Bizans'a ilk savaştır, çetin bir savaştır. O dönem dünyanın iki süper gücünden birisiyle boy ölçüşeceksiniz. Amaç savaş değildir. Hakkı yayarken önünde engel olmaya çalışan, kendisine yatırım yapan, insanları kendisi için kullanan zalimlerin sesini kesmektir. Barikatları kaldırmaktır. Asla İslam öldürmek için inmedi. İslam diriltmek için indi. İnsandaki iyi hasletleri diriltmek, onu sadık kılmak, dürüst yapmak, hayırhah kılmak, cömert kılmak, af sahibi kılmak, hoşgörülü kılmak, bu hasletlere sahip kılmak üzere İslam indi. Peki savaş niçindir? Savaş bunun bütün insanlara ulaşmasını engellemeye çalışan bencilce duygulardan, kibirlerinden, kendi dünyalıkları için engellemeye çalışan güçleri bertaraf operasyonudur. Savaş budur. Tebük seferine çıkılacaktır. Aleyhisselam nadir savaşı ilan eder, şuraya gidilecek diye. Bir strateji gereği. Genellikle gizlerdi savaşacağı bölgeyi ya da kimseleri. Bu sefer ilan etmiş. Uzun bir yol ve düşman güçlü bir düşman. Bu ilanın sonrasında şartların çok zor olmasını bilen sahabiler bütün varlıklarını ortaya koymuşlardır. Uzun süren kıtlık dönemi, henüz yeni meyve vermeye yüz tutmuş mevsimde kızıl kıyamet bir sıcaklık ve savaşacağınız Bizans sizden kat be kat kalabalık. Hem teknik anlamda hem sayısal anlamda. O nedenle kimde ne varsa getirsin, ihtiyacımız var der sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü savaş donanımını yapmaya gücü yetmeyen zayıf ve fakir Müslümanlar çoktur. Eshab-ı Suffa onlardandır. Onları genellikle serveti olan maddiyatı iyi zenginler donatırlardı savaş sıralarında. İşte onlardan birisinde Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. 200 rukiye dediğimiz şimdi 7 kilo altına tekabül edecek olan bir serveti getirir Muhammed Aleyhisselam'ın önüne koyar. 7 kilo altını. Aleyhissalatü vesselamın çevresinde hasreten Hazreti Ömer. Ya Resulallah, korkarım ki Abdurrahman ailesine hiçbir şey bırakmadı. Eğer bırakmadıysa yanlış yaptı. Sorabilir misiniz kendisine diye. Deyince Allah Resulü Abdurrahman'ı çağırır. Abdurrahman, ailene ne bıraktın der. Size getirdiğimden daha fazlasını bıraktım. Ya Resulallah der. Ne demek bu yani? Kaç bıraktın der. Ben onlara her şeyi insana kazandıran sıdk ve hayrı bıraktım der. Doğruluğu ve hayrı bıraktım. Allah ve Resulünden miras aldığım en büyük iki hasleti bıraktım. Bu onlara hem dünyayı kazandırır hem de ahireti kazandırır der. Sıdk, doğruluk ve hayır. Hazreti Ebubekir Efendimizin ilk konuşması, hilafeti aldıktan sonra Efendimiz'den sonraki hutbede ilk konuşması. Bakın sadece bir bölümünü paylaşıyorum. Der ki, ey insanlar,
ben sizden daha hayırlı değilim. Yönetici oldum diye sizden daha hayırlı iddiasında falan değilim. Benden hayırlılarınız aranızda var. Ancak madem bu göreve geldim, hayır ve adalette bana yardımcı olun. Bir şer görürseniz beni durdurmaya çalışın. Tekrarı olmayan bir dünya. Eğer bu konuda yardım etmeyecekseniz benim dostlarım değilsiniz. Ve devam eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bırakmış olduğu en büyük mirasın hakikati, yöneticilerle ilgili tabaya yüklediği ilahi emanet sırttır diyor, doğruluktur. Doğruluk bir emanettir, bunu yerine getirin. Doğruluk bir emanettir, bunu yerine getirin. Doğru olun, doğru konuşun, doğruya yöneltin. Yalan ise bir hıyanettir, bunu bana yapmayın. Yüzüme gülüp yarın Cenab-ı Hakk'a isyankar pozisyonuna düşeceğim durumlara beni terk etmeyin. Eğer öyle yaparsanız bana hainlik yapmış olursunuz, der. Yine bir örnek vereyim, bitireyim bu hadisi. İnançta sadakati gösteren çok önemli bir örnektir. Abdullah bin Übey bin Selul. Babası münafıkların reisi, evladı Aleyhisselatü Vesselam'ın has adamlarındandır. Adı Habbab iken bir yılan cinsi olduğu için Aleyhisselam ismine müdahale etmiş ve değiştirmiştir. Senin adın Abdullah olsun demiştir. Babası münafıkların reisi, Allah Resulü için her türlü tehlikeyi kurgulayan, bunu icraattan geri durmayan, içten içe kin ve düşmanlık besleyen, kucağımızdaki yılandır. Vefatı öncesi sallallahu aleyhi ve selleme şu olaydan sonra bir keresinde Allah Resulü onun önünden geçerken, ah buyurun merkebiyle geçerken, İbn-i Ebi Kepşe'nin oğlu, Ebu Kepşe'nin oğlu diyerek onu annesinin anne, baba annesiyle ayıplar. Fi tarihinde Mekke'ye ilk defa Hristiyanlık inancını getiren bir insandır. İlk defa Hristiyanlık inancını getiren bir insandır atalarından, annesinin atalarından. Bundan dolayı Mekkeliler onu ayıplaya durmuşlardır o tarihe kadar. Nihayet Abdullah bin Übey bin Selul Peygamber Efendimiz'i sırf incitmek maksadıyla Ebu Kepşe'nin oğlu biraz uzaktan geç, kötü kokun bizi rahatsız ediyor der. Tebük Savaşı dönüşünde döndüğümüz zaman azizler zelilleri çıkartacaktır. Muhammed Aleyhisselam'ın aramızdaki durumu besle kargayı oysun gözünü durumudur. Biz besledik, şimdi bizim dibimizi oymaya çalışıyor diyerek Aleyhisselam'a her fırsatta hakaret etmiştir. Bunların tümünden oğlu Abdullah çok etkilendiği, muzdarip olduğu ve babasıyla ilgili acaba ölüm, öldürme kararı verilir mi endişesiyle ilk kendisi gider peygamberin yanına. Ya Resulallah, izin verirseniz onun kellesini size ben getireceğim. Kimseye emretmeyin. Belki içinde nefsinde bir ukde kalır o Müslümana karşı diye. Aleyhisselam hayır der. O senin için babalık makamında oturan bir babadır. Onunla iyi geçin. Ona güzel sözler söyle. Bununla yetinir mi Muhammed Aleyhisselam? Yetinmez. Abdullah'ın sadakatini anlatmaya çalıştım aslında. Sırf ve sadakatini, iman uğrunda Allah'a gösterdiği sadakat onu babasının katili yapacak kadar büyüktür.
Allah Resulü Aleyhisselam vefatı öncesinde ölüm hastalığına girerken o münafık ziyaret eder. Resul-i Ekrem'in adeta yakasından yapışır. Der ki, ya Resulallah, bana ölmeden önce cübbenizi vereceksiniz, söz verin. Benim kefenim sizin cübbeniz olsun, gömleğiniz olsun, entariniz. Allah Resulü sözünü verir. Ey Abdullah, ben sana demedim mi? Şeytanın telkinlerine uyma. Onun telkinine uyup oyuncak olan kimseleri arkadaş edinme demedim mi? İşte bak şimdi yolculuk sırası. Bunlardan geç ya Muhammed diyor. Ben seni çağırdım ki biraz teselli olayım. Sen hala bana nasihat etmektesin. Diyerek de incitir. Ama buna rağmen vefatından sonra elbisesini gönderecektir. Bunu Abdullah'ın kefeni yapın diyecektir. Soranlara Abdullah gitmeye gitti. Ameliyle muhasebe edilecek ama geride bıraktıklarına bir teselli olsun diye ben bunu yaptım diyecek. Ve oğlunu işaretleyecektir. Sıdkın sadakatin aslında örnekleri çok. Temel bir ilkedir. Peygamber hasletlerindendir. Bütün Allah dostlarının, velilerin değişmez özelliklerindendir. Ve bir Müslüman her günaha bulaşır, yalan günahına bulaşmaz der. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir haslet, bir tarz, bir vasıf olarak bulaşmaz. Elbette mutlaka ara ara bir takım yalanlar da söylemiş olabilir Müslüman. Ama onda bir haslet değildir anlıyoruz. Suremiz Meryem. Ve yer Hazreti Meryem'in İsa Efendimiz'i doğurduğu o sahneydi. Hatırlayalım sahneyi. Elinde bir çocuğuyla. Kendisine kim dileyen, fırsat kollayan kavminin arasına gelecektir. Niye kim biliyorlar ki Meryem'e? Aile içi ilişkilerimiz maalesef öyle bir marazı adeta kıyamete kadar taşıyacaktır. Din sahibi insanların birbirlerine karşı gösterdikleri en ciddi tehlike kıskançlıktır. Meryem'e de bu hastalık, bu kin, bu kıskançlık işi bulaşmıştır kavmi tarafından. Onun abide bir kul olmasını, adanmış bir kul olmasını, tertemiz bir kul olmasını, itaatkar bir kul olmasını, Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da bu niteliklerle övdüğü bir kahramandır Meryem annemiz. Tevrat'ı ezberden okuyacak kadar alime bir kul olmasını, içine sindiremeyen, dini dünyalarını kazanmak için kullanan din adamlarını rahatsız etmiştir. Dünyalarını kazanmak için dini kullanan din adamlarını rahatsız etmiştir. Nihayet bir fırsat kollamaktadırlar. Bu kadar büyük olamaz bir bayan diyerek bayanı tahkir sadedinde. Bu kadar temiz olamaz diyerek kendilerinden daha aşağı görme duygusuyla. Onlar Meryem'de bir fırsat ararlar. Bu fırsatı Allah Meryem'in kucağında onlara verdi. Ne yaptı? Cibril'i göndererek Hazreti Meryem'in rahmine İsa'yı üfletti. İsa Aleyhisselam, babasız dünyaya gelen, babası olmadan, erkek olmadan dünyaya getirilen Allah'a dair bir mucizedir. Bir yaratılış çeşidi, bir mucize. Nihayet kavminin arasına geldikten sonra onlar, ey Meryem nedir bu çocuk? Senin annen kötü yollu bir kadın değil, baban da kötü bir insan değildi. Nereden peydahladın bu çocuğu diyerek tahkire, baskıya başlarlar. Hazreti Meryem feşaret ileyhi. Hazreti İsa'yı işaret etti. Kundakta bir çocuk, bir bebek. Nasıl konuşacağız onunla? Ne saçmalıyorsun Meryem dediklerinde Allah susma orucu emrettiği Meryem'in tek kelime etmesine de ihtiyaç bırakmadan bebek olan İsa Aleyhisselam'ı konuşturdu. Bir masumun dilinden hakikatler dinleyeceğiz.
bir masum, Cenab-ı Hakk'ın üflettiği bir ruh, bir masum, henüz daha bebek, hiçbir günah bulaşmamış, bir masum, adanmış bir kadının evladı, tertemiz bir çocuğu, bir masum, bir alimenin, bir tahirenin, bir Cenab-ı Hakk'a itaatkar bir kanitin tertemiz bir çocuğu. Onun ağzından Hazreti Meryem aklanacaktır. Onun ağzından evrensel bütün Allah kullarına, Müslümanlara Allah rehberlik yaptıracaktır. Hayat hangi ilkelerle yaşanmalı konusunda. Ve bakın ağzından, temiz ağzından dökülen hakikatler. Kâle inni Abdullah. Dedi ki İsa, henüz daha bebek, malum bebekken konuşan Efendimiz'den menkul bir haberde 4 çocuk var. Henüz daha kendileri bebekken Allah'ın onları konuşturduğu bir tanesidir İsa Aleyhisselam. Niye bebekken konuşur? Tekrarlayayım, altını çizelim. Bu hakikatlerde halel yoktur. Çünkü bebeğin ağzından çıkmıştır. Bir bebek masumiyetindedir. Bu hakikatlerde halel yoktur. Bir mucizedir. Direkt Allah bizlere bu hakikatlere yapışını göstermek ister. Direkt Allah. Soyu tertemiz bir insanın dilinden dökülen bir bebeğin hakikatler. Kâbe dedi ki, evet, komutu veren Allah ise bebek de konuşur, taş da konuşur. Önemli olan onun komut vermesidir. Konuşturan ne dildir, ne yaş değildir. Ne dildir, ne de yaş değildir. Konuşturan Allah'ın emridir o an. Anlık emirleridir. Değil mi ki taşlar onu gördüğü zaman Esselamu Aleyke ya Resulallah diye selam verirlerdi. Değil mi ki o üstünde hitap ettiği için kütük iniltisiyle Peygamber Efendimiz'in arzusunu ihsas ettirmiştir. Değil mi ki onun emriyle ağaç onun yanına kadar gelmiş, secdeye kapanmıştır. Değil mi ki dağlar, taşlar Davut Peygamber'le birlikte Cenab-ı Allah'a yüceltme halkasında zikre dalmışlardır. Bunlar kimileri ayet, kimileri hadis mahalleri. Ama bilelim ki bütün kainatın bir tek komutanı var. Komutunu verirse taş da, baş da, yaş da konuşur. Vermezse ne yaşınız ne diliniz konuşmak için yeter değildir. Allah komutu vermeli. Bu bize şunu gösterir aynı zamanda. Sebepleri putlaştırmayalım. Şu şu sebeplere sarılırsak şu şu sonuçları elde ederiz gibi bir takım hesaplarla yanlış adımlar atmayalım. Bizim oynayacağımız kim olmalı? Allah olmalıdır. Kalabalıklara oynamayalım. Servete oynamayalım. Güce oynamayalım. Bunların hepsi Allah lütfederse bir anda bir kula verilir. Bir anda verilir. Verilmemiş mi? Verilmiş. Bir asa ne marifetler göstermiş Allah komutunu verince. Bir asa. Denizleri yarmış, sihirbazların sihirlerini yutmuş, gözleri alan, insanları korkuyla baskı altına alan, o sihirbazların bütün sihirlerini iptal etmiş. Dünya sihirbazlarla dolu. Medya bunun en güçlü vasıtasıdır. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösterir. Ama bütün bu güce bizim ortaya koyabileceğimiz mukavemetle mücadele neyledir? Allah'a oynamayla. Allah'ı yanına alan muzaffer olur. Allah'ı yanına alan en büyük güçleri de devirir. Kâle dedi ki İsa Aleyhisselam, İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Ne kadar Allahu Ekber çeksek azdır. Ben Allah'ın kuluyum. Halbuki şöyle diyebilseydi de, deseydi de yine çok onurlu bir tanıtım olurdu. Ben Hanne'nin kızı, Meryem'in oğlu İsa'yım deseydi de başımızı eğer onu şerefle yad ederdik. Bu kadar temiz bir soydan geldiği için. Ama
soy, sol, ırk, cinsiyet, kabile, servet, madde, para, makam, bütün bu güç vasıtaları zaman sonra insanların ilahi emanet ve ilkelerin önüne getirecekleri, onu gölgede bırakan bir araç haline kılacakları için Allah-u Teala sebeplerin tümünü iptal ediyor. Hayır diyor. Kaleyni Abdullah, sizi Allah'a ait kılacak olan vasıf, ben Allah'ın kulu ve kölesiyim isminizdir. Ben Allah'ın kulu ve kölesiyim. Bunun üstünde bir etiket tanımaz Müslüman. Hiçbir etiket tanımaz. Ne beyaz, ne siyah etiketi. Ne Türk, ne Kürt, ne Arap etiketi. Ne bölge etiketi. Ne zengin, ne fakir etiketi. Ne şehirli, ne köylü etiketi. Ne başkan, ne tabağa etiketi. Bir tek etiket vardır Müslümanın. O üst kimliktir. O da Abdullah'tır. Ben Allah'a ait bir kul kölesiyim. Bakın, Salman radıyallahu anh'in yaşadığı bir hadise. Bir arkadaş aranızda niye vermiyorsunuz örneği deyince ben tekrar vereyim istedim. Dönem Hazreti Ömer dönemidir. Onun hilafeti döneminde. Sa'd radıyallahu anh ile Salman arasında bazı sürtüşmeler gerçekleşmiş. Sa'd, kökü olan, gücü olan, kabilesi olan, ailesi geniş bir Müslümandır Medine'de. Salman'a kırılınca onu bir şekilde boş tutup, yani boşlukta bırakıp üstüne abanmak ve rencide etmek istemiştir. Bir keresinde bir mecliste bakar ki Salman da orada, şimdi sırası der. Söyleyin bakalım, ben falan oğlu falan oğlu falan oğlu falanım diyerek cedlerini anar. Sağdaki sen söyle der, sen kimsin? Ben de falan oğlu falan oğlu falan oğlu falan der. O da şerefle yad ederek atalarını, kendini tanıtır. Sırayla gelir ve nihayet Salman'a, peki sen kimsin der, sen kendini tanıt. Salman geçmişine bakar. Geçmişinde babasını da tanımıyor ki, ben babamın oğluyum desin, demeyecekti de zaten. Benim babam olsaydı, Müslüman olsaydı, İslam'la şereflenseydi, babamla kendimi tanıtırdım. Ama ben İslam'ın oğlu, Allah'ın kulu, İslam'ın oğlu Salman der. Haber hızlıca Ömer'e ulaşır. Hazreti Ömer hemen elindeki işleri bırakarak o halkaya varır. Söyle bakalım Sa'd der. Kendini tanıt, tanıtır. Sen de tanıt, sen de tanıt, sen de tanıt, tanıtırlar. Salman sen de tanıt bakalım. Ben İslam'ın oğlu, Allah'ın kulu Salman. Hazreti Ömer tanıtır. Beni bilirsiniz. Kureyş içerisinde en güçlü kabilenin bireyiyim. Ben babalarımı konuşacak olsam hiçbirinizin babası benim babalarımdan daha güçlü, dünyaya daha çok sahip değildir. Ama eğer böyle tanıtsaydık kendimizi hepimiz helak olurduk. Kendimi tanıtıyorum. Ben Allah'ın kulu, İslam'ın oğlu, Salman'ın kardeşi Ömer'im diyor. Salman'ın kardeşi Ömer. Biz kimiz? Biz Allah'ın kullarıyız. Bu anlamda aynı saftayız. Omuz omuzayız. Hayır yolunda destekçiyiz. Şer geldiği zaman kalkanız. Bulaşmasın diye uğraşırız. Biz gönlümüzle, bedenimizle, tasarlarımız, fikirlerimizle, eylemlerimizle Allah'ın belirleyici olduğu bir hayatın eriyiz. Bir dinin mensubuyuz. Dinin adı İslam. Biz o İslam'ın ölçülerine kendini teslim etmiş Müslüman. Varacağımız yer bizim kendisinde esenlik bulacağımız Darüsselam. Bizim kardeşlerimiz Müslümanlar ve müminlerdir. Bakın size bir haber Aleyhisselam'dan menkul.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde cemaatin huzuruna varır. Allah bana size iletmemi istediği 5 şey emretti. İyi dinleyin der. O 5 şey. El cemaa. Müslümanlar hepsi birdirler. Birliktirler. Bir tarağın dişleri gibidirler. Omuz omuzadırlar. Tek ikincisi şeytandır. İkinin üçüncüsü Cenab-ı Hak'tır. Cemaat bu bir. İki, Hak'tan yana ne gelirse onu dikkatle dinleyin. İkinci emir bu. Üç, Hak'tan gelen ve sizin dikkatle dinlediğiniz emir size neyi söylüyorsa ona itaat edin. Onu yerine getirin. Etta'atu. Üçüncü madde. Sonra bu uğurda eğer gerekir ise serden geçin, yurttan geçin, evden geçin, aluyaldan geçin. Hicret edin. Dördüncü madde. Ve son, gücünüzü, çabanızı, bütün himmetinizi bu yoldaki emre itaat uğrunda seferber edin. Yani cihat. Ve der ki ardından, konumuzla ilgili olan yönü bu. Evet, eğer bu şekilde olmazsanız, bu şekilde olmazsanız, bunun dışında siz cahiliye adetlerine, cahiliye fikir ve davasına yönelirseniz cennete giremezsiniz. Ya Resulallah, oruç tutsalar, namaz kılsalar da mı cennete giremeyecekler? Evet, oruç tutsalar, namaz kılsalar da cennete giremeyecekler. Cenab-ı Hak sizi bu 5 ilkeye davet etti. Bunun dışında neye çağırıyorsanız, cahiliye çağrısıdır. Halbuki Allah sizlere neyi isim verdi? Semmâkum bihel muslimînel mu'minîne ibadallah. Ey Allah'ın kulları, Allah size Müslüman ve mümin ismini verdi. Başka hiçbir ünvanı bunu gölgede bırakacak kadar kullanmayın. Der. Kâle inni Abdullah âtâniyel kitâb. İfadeleri açıyoruz. Ne demiş İsa aleyhisselam? Ben muhakkak ki Allah'ın kuluyum. Allah'a kulluk nasıl olur? Bir iddia ile olmaz. Bir kuruntu ile olmaz. Bir sloganla olmaz. Âtâniyel kitâb. İçini doldurmam için bana kitabı verdi Allah. Hazreti İsa'ya hangi kitap verildi? İncil verildi. Hazreti İsa bebekken kitapsız Müslümanlık olması gösteren, dolayısıyla masumiyetin hakikatlerinden birisi olan bu ilkeyi bize duyurdu. Kitapsız olmaz. Sözle, kuruntuyla bu yol gidilmez. Allah, Müslüman olun sonra serbest yaşayın dememiştir. Müslüman olun ama neye göre diyerek kitap indirmiştir. Ama kim gibi diyerek peygamber göndermiştir. Etâniyel kitâb. Bana kitap verdi. Ve cealenî nebiyyen. Beni bu kitabın habercisi kıldı. Kimi kıldı? Her biriniz beni diyeceksiniz. Çünkü İsa benim, İsa sensin şimdi. Bundan dolayı anlatılır. Yolumuz onunla aydınlansın. Sorumluluklarımız ondan öğrenilsin. Ne yapıp yapmayacağımızla ilgili örnek o olsun diyerek. O olsun diyerek. Etâniyel kitâb. Bana kitabı verdi. Ve cealenî nebiyyen. Ve beni bu kitabın habercisi kıldı. Dikkat edin. Bu kitabın habercisi kıldı. Bu kitap bana sana verildi. Ben kimim? Ferdim. Hayatım doğru olsun istiyorsan kitapla olacak. Ben kimim? Babayım. Evim doğru, bereketli, hayırlı gitsin istiyorsan kitabı elime alacağım. Ben kimim? Başkanım. Hakça yöneteyim. Hakça kazandırayım.
halkça zenginleştireyim, halkça idare edeyim diyeceksen elime kitabı alacağım. Ben kimim? Bir iş verelim. İşçilerime halkça muamele edeyim. Onların hakkını zayi etmeyeyim diyorsam, iş yerime bereket gelsin, hayır gelsin istiyorsam elime kitabı alacağım. O bana Allah tarafından verildi. O alanlarda Müslümanlık nasıl olunuru öğrenmem için. اَتَعْيَ الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ ve beni mübarek kıldı. Bakın, bereketin, bereketi sağlayan adımlara. Önce kimlik. Allah'a aitiz biz. Sonra bu kimliğin içini dolduran, içini dolduran kaynak Allah'ın kitabı. Bu kaynakla ilgili sorumluluğumuz haberciliğini yapmak. Şu anda burada yapılan iş bir haberciliktir. Bu kürsünün neye hizmet etmesi gerektiğini öğretiyor bize. Bunun habercisi, ilahi emanetin haberciliği için kullanılacaktır. Bu habercilik tek başına bir insanın bir insanla diyaloğuyla sınırlı değildir. Bu habercilik aynı zamanda tiyatroyu, aynı zamanda konferansı, aynı zamanda seminerleri, aynı zamanda söyleşileri, aynı zamanda televizyonları, medyanın bütün araçlarını, aynı zamanda bu kürsüleri Allah'tan gelen haberin ben elçisiyim sorumluluğuyla kullanmaktan geçer. O zaman haberciliğini Allah'ın yapmış oluruz. Elçiliğinin hakkını vermiş oluruz. وَجَعَلَنِ نَبِيًّا وَجَعَلَنِ مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُمْ nerede olursam olayım Allah beni, bana bereket verdi diyor. Nerede olursam olayım. Bakın, bereket nedir? Bereket topluma kazandırmak istediğimiz iyilikler, hayırlar, güzelliklerdir. Huzur bir bereket sonucudur. Zenginlik bir bereket sonucudur. Uyum bir bereket sonucudur. Adilce yaşam bir bereket sonucudur. Bu bereketi sağlayan adımlar nelerdir? Kitaptır, Allah'a kulluktur, kimlik. Onun içini dolduran kitaptır. Onun elçiliğini yapma sorumluluğuyla haberlerini yaymaktır. Ve sonra ardından bereket gelecektir. Velev ki fert olarak tek başınıza bulunun. Hazreti Nuh misali, çağlara taşındı mesajları, daveti. İbrahim misali, bütün çağlarda yaşayan insanlığa ulaştı daveti, hakikatleri, örnekliği. Tek değilsiniz. Etkiniz tekin etkisi değildir. Etkiniz Allah'ın etkisidir. Mübareken eynemâ kuntu. Nerede olursam olayım, beni bulunduğum pozisyonda mübarek kıldı. Allah Resulü Aleyhisselam Kur'an'ı tarif ederken her bir ayeti için şu ifadeyi kullanır. فَاِنَّهُ مُبَارَكٌ كُلُّهُ Kur'an her bir ayetiyle, her bir parçasıyla bereketin kaynağıdır. Bereket dünya huzurudur. Ahiret cennetidir. Devam ediyor Hazreti İsa Aleyhisselam. وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَاَوْسَانِ بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ مَا دُمْتُ حَيَّا Allah bana vasiyet etti. Allah'ın vasiyeti. Nedir vasiyeti? Hayatta kaldığın müddetçe bedenimle ilgili bütün tasarruf yetkisini ona vermek anlamında namazı emretti. Malın ve imkanlarınla ilgili bütün tasarruf yetkisini, kullanma yetkisini ona vermek anlamında zekatı emretti Rabbim bana. Evet, mal mülk, beden ruh alanıyla ilgili iki muazzam kuşatıcı vazifedir bu. Namaz ve zekat. Namaz, İslami görevlerimiz arasında, kulluk görevlerimiz arasında Aleyhisselam'ın haber verdiği veçiyle son halkadır. Eğer o da kopmuşsa kulluk bitmiştir.
değil de bitmiştir. Zekat, Müslüman bir toplum olmamız hesabıyla Müslüman bir toplumun son halkasını oluşturur. Eğer o da yoksa topluma Müslüman toplum denemez. Çünkü zekat toplumu kaynaştıran köprüdür. Namaz Cenab-ı Hak'la her halükarda ona kul olma sözünü kendisiyle verdiğimiz bir ibadettir. Bu ikisini bu bilinçle eda ettiğimiz zaman hem ferdi hem toplumu Müslümanlaştırmış oluruz. Ve usani bis salati ve zekati merdudu hayye. Hayatta kaldığım müddetçe Rabbim bana neyi emretti? Namazı emretti. Ve bir de zekatı. Ve berran bi validati. Anne babama iyi, anneme iyi olmayı da bana emretti. Babası olmadığına göre anneme iyi olmayı Allah bana emretti. Allah'ın vasiyetidir. Vasiyet hayati öğütler anlamındadır. Hayati öğütler. Malum ölmeden önce kişi geride bıraktıklarına ne yapar? Vasiyette bulunur. Son sözlerim diyerek. O sözleri sarf ederken geride kalanlar için en önemli konuları zikreder. Allah'ın vasiyetini nasıl anlayacağız? İşte bu şekil. Onun bize hayati nitelik diye emrettiği öğütlerdir bunlar. Olmazsa olmaz gibi öğütler. Anneye iyilik yapmak. Malum daha önce anne, baba, evlat ilişkisiyle ilgili haberleri okumuştuk. Cennetin kapısıdır. Cennet onun ayağının altıdır. Ne diyordu Aleyhisselam? Git ayağına yapış diyordu annene. Kime diyordu bunu? Annesini bir an bile üzmeyen Hazreti Ebu Hureyre'ye diyor. Hacca gitmemiş. Sırf annesi onunla ünsiyet buluyor, onunla olduğu zaman memnun oluyor diye hacca hiç gitmemiş. Vefatına kadar, vefatından sonra Ebu Hureyre Efendimiz hac etmiştir. Cihad için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelen bir zata aleyhisselam annen sağ mı diyor? Annen ya da baban sağ mı? Sağlar ya Resulullah. Git annenin ayağına yapış. Cennet onun altında demekteydi. Anneye iyilik. Makama iyiliktir. Şahsın inanç kimliğine hatta ahlaki özelliklerine de değil. Zalim de olsa diyor Aleyhisselam çünkü. Babam bana zulmetse, annem zulmetse hala onlara güzel konuşacak, hizmetlerinde olacak mıyım? Evet, onlar zulmetse bile sen onlara güzel konuşacak, hizmetlerinde olacaksın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Makam delirmemeli, rencide edilmemeli. O makam üstünde hak taşır. Sancılarla yıllar yılı taşıdığı çocuklar üzerinde hak taşır. Doğurarak sıkıntılara girdiği o çocuk, çocuğu uğrunda sıkıntılara girdiği çocuğun üzerinde hak taşır. Sonra emzirerek, sonra düşe kalka son nefesine kadar o duygu bağı, o rahmet, o sevgi hiçbir zaman, o diyarganlık, fedakarlık hiçbir zaman dinmez annede. Bu haktır. Bu hak çiğnenirse bir insan ben Cenab-ı Allah'a kulum demesin. En yakın hakları çiğneyen hakkın kendisi Allah'a imandan bahsetmesin. Ve darran bi valideti. Anneme iyilik yapmam bana emredildi. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا Rabbim beni ne cebbar kıldı, zorba, ne de şakî, asi bir insan kılmadı. Değerli arkadaşlar, Rabbim kılmadı diyerek Hazreti İsa'nın imandan kaynaklı edebini dikkate almamız lazım. Rabbim beni zorbalardan ve şakîlerden, asilerden kılmadı. Halbuki İsyana yeltenmeyen bende bir irade payı var, bir tercih payı var. Yine zorbalık yapmayan, zulmetmeyen bende bir irade ve seçme payı var.
Fakat buna rağmen o seçme payını da Allah verdiği için ona borçluyuz. Ona minnettarız. O bizi iyilerden kıldı. İmanı o bize bağışladı. İnsanlığımızı o bize bağışladı. Şu anda hayatı o bize bağışlıyor. An be an. O nedenle وَلَمْ يَجْعَنْلِي جَبَّارًا شَقِيًّا bir edeptir. Hidayet Allah'ın elinde. Siz ne kadar imanda kaliteli olursanız olun, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ zikriyle imanınızı asla unutmayın. İman keyfiyetimizi. Nedir o? Ben harama bulaşmadıysam da engelleyen Allah'tır, ondan dolayı bulaşmadım. Ben Allah'ın emirlerini yapmaya muvaffak kılındıysam da yardım eden O'dur, ondan dolayı müminim, salihim diye biliriz. Ondan biliriz, kendimizden değil. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا beni cebbar, zorba kılmadı. Zorba kim aklımıza gelir? Büyük kitlelere hükmeden insanlar aklımıza gelir. Hayır. Aleyhisselam der ki, bir insan bir aile sahibi olsa da cabbarlardan yazılabilir diyor. Bir aile sahibiyiz, bir çocuğumuz var, bir eşimiz var. Kimin listesindeyiz? Cabbarların listesinde. Cabbar iflah olmaz. Cabbar kurtulamaz. Cehennemin kendi içinden çıkardığı, üç kez çıkardığı bir oyun vardır. Ben yakacağım insanları, toplulukları istiyorum diyerek uzanan boyun vardır. Kimdir senin yakacağın topluluk dendiğinde cehennemden o boyun şunu haykıracaktır. Bana cabbarları gönderin diyecektir. Bana zorbaları gönderin. Onun için çocuklarımıza, eşimize, komşularımıza, akrabalarımıza davranış biçiminden de biz bu şeni ahlakı ya da vasfı taşıyor olabiliriz. Dikkat edelim. Cebbaran şakiye. Şakî kimdir peki? Onu da söyleyeyim. Şakî ne itaatini Allah'tan dolayı ne isyana ulaşmamayı Allah'tan dolayı yapmayan kimse. Bak, itaat eder, güzel şeyler yapar ama Allah için değil. Kötülüklere bulaşmaz ama Allah için değil. Bu adam şakidir. Yani sonunu cehennemle bitirecek bedbaht insanlardandır. O zaman hem itaat hem bir günaha ve isyana bulaşmama kararı Allah'tan alınmalı. O karara uyma bilinciyle biz müminler itaat edercesine ona yönelmeliyiz. Değilse merkezinde, hayatın merkezine Allah'ı almayan insan mümin de değildir. Her şey ondandır. Her şey onunladır. Her şey onadır. Ve son ayet وَسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا böyle bir geçmişin, bu ilkelerle donatılan bir insanın akıbeti ne oluru Hazreti İsa son cümlesinde söylüyor. Selam. Allah'ın selam ve selameti o insanı kuşatır. Hem de en hassas zamanlarda, doğum anında. En hassas zamanlarda, son nefesini verdiği demde, en hassas zamanlarda, dirildiği günde, koşuşturmaların, korkuların, çığlıkların, bütün bir insanlığa korku saldığı o anda Cenab-ı Allah'ın selameti içerisinde korunan insan olmak istiyorsak şu anda taşımamız gereken vasıfları öğrendik Hazreti İsa'nın dilinden. Bu hayatın Cenab-ı Hak tarafından kazandırılan lütfu selamettir. Selamdır, barıştır, esenliktir, huzurdur, emniyettir, güvendir. Bize ve ilişkili olduğumuz bütün hayatımıza.